Tarih Tarihane kanalından herkese selamlar. Arayış yılları Osmanlı duraklama dönemiyle devam ediyoruz. Bunlara geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsa başlıyoruz. Osmanlı duraklama dönemi Sokullu Mehmet Paşa'nın vefatıyla başlar. Karlofça anlaşmasıyla biter. Yani hocam 1579'dan 1699 yıllar arasına biz Osmanlı duraklama dönemi diyoruz. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin temel politikası yükselme dönemine geri dönmek. Yani o şarşalı, o ihtişamlı günlere geri dönmekte arkadaşlar. Duraklama dönemi padişahına bakacak olursak. Üçüncü Murat yükselmenin son, duraklamanın ilk padişahıdır değerli arkadaşlarım. Unutmayın. Üçüncü Mehmet, birinci Ahmet, birinci Mustafa, genç Osman, tekrar birinci Mustafa, dördüncü Murat... Sultan İbrahim, 4. Mehmet, 2. Süleyman, 2. Ahmet ve 2. Mustafa olmak üzere duraklama dönemi padişahlarıdır. Şimdi sizlerle beraber siyasi gelişmelere bir bakalım. Osmanlı tarihinde en çok taht değişikliği duraklama döneminde yaşanmıştır. Yine en çok sadrazam değişikliği duraklama döneminde yaşanmıştır. Tımarlı sipahilerin sayısı azalırken Yeniçeri sayısı artmıştır. Bakın ben bunları size Osmanlı kuruluş dönemini anlatırken bahsettim. Tımarlı sipahilerin sayısının azalması Osmanlı için olumsuzdur. Yeniçerilerin sayısının artması Osmanlı için olumsuzdur. Neden? Bu tam tersi olsaydı. Tımarlı sipahilerin sayısı artsaydı bizim için olumluydu arkadaşlar. Neden? Çünkü tımarlı sipahiler hazineden değil topraktan maaş alıyorlardı. Fakat yeniçelerin sayısının artması hazineden daha çok paranın çıkması demek. O yüzden ekonomiye darbedir bu. Geliyoruz Osmanlı duraklama nedenlerine. 1. Merkezi yönetimin bozulması. Evet en başta merkezi yönetimin bozulmasıyla Osmanlı duraklama dönemine girecek ve artık çark dönmeyecek. Nasıl yani hocam merkezi yönetimin bozulması? İşte padişahlar ordunun başına sefere çıkmıyor kardeşim. E, sen ordunun başına sefere çıkmazsan e, en başta bozulmalar başlamış demektir. 2. Küçük yaşta şehzadelerin tahta çıkması. Evet 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında bir şehzadenin tahta geçtiğini görmekteyiz. E, kardeşim 5 yaşındaki bir çocuk sana ne emir verebilir ha? Ne emir verebilir? Gidin bana şu çikolatayı getirin. Bana şunu alın gelin. Ders Değil mi? Birin şurayı fethedin, burayı alın diye size emir veremez. Bu yüzden küçük yaşlı şehzadelerin tahta çıkması duraklamanın nedenlerinden birisidir. Peki hocam küçük çocuk devleti yönetemeyecek. Evet buna hepimiz hemfikiriz. Peki kim yönetiyor? Çocukların anneleri devreye girecek. Biz buna saray kadınları diyoruz. İşte benim çocuk sadrazam oldu. Seninki ne oldu? Gibi yarış başlıyor arkadaşlar Saray Kadınlar arasında. Bu da devletin duraklamasında önemli bir faktördür. Sık sık padişah değişikliği oluyor. Yani bir istikrar yok. Sık padişah değişikliği, sık sadrazam değişikliği bunlar da duraklamanın nedenleridir. Düşünsene tam bir plan yapıyorsunuz. Bir plan proje var kafanızda. İşte fiti yapacaksınız. İşte ne bileyim farklı ıslatlar girişimleri bulacaksınız. Fakat çat hemen sizi koltukta indiriyorlar. E kardeşim Böyle bir durumda Osmanlı'nın ilerlemesi söz konusu olamaz asla. Malinin bozulması, ekonominin bozulması Osmanlı'nın dönen çarkını durdurmuştur. Neden? Çünkü memura maaş, askere maaş nasıl verilecek? E biz bunlara maaş veremezsek sıkıntılar başlar. İşte bir diğer gelişme saray masraflarının artması, evet gereksiz harcamaların artması bu dönemde görülmeye başlanmıştır. Gereksiz lüks ve şatafata önem veriyoruz arkadaşlar. Böylece zaten ekonomimiz bitik, gelirimiz az, giderimiz çok. O yüzden duraklamaya başlamışız. Bir diğer gelişme gümrük gelirlerinin azalması. E biz bu dönemde kapitalasyon vermeye başlıyoruz. Diyoruz ki kardeşim gel. Herkesten atıyorum. %10 vergi alırken, gümrük vergisi alırken senden %2 alacağım. E kardeşim yabancı tüccarlar ülkemize giriş yaparken e, gümrük vergisini az ödeyecekler. E bu da ne demek oluyor? Osmanlı ekonomisini baltalamak oluyor. Rüşvetle ve torpilin artması. İşte arkadaşlar insanlar diyor ki Efendim ben diyor Akdeniz Üniversitesi işte sınıf öğretmenini kazandım. Üniversiteden belge istiyorlar. Şuraya bir imza atar mısınız? Adam ne diyor? Bekleyeceksin çok sıra var. Ana. Lan ne sırası? Alt taraf bir imza. 3 saniye almaz. Bekle kardeşim sıra var diyor. Bunun üzerine diyor ki ya efendim okuldan istiyorlar acele imzalayabilir misiniz hemen? Madem işin çok acele o zaman diyor şu dosyanın altına bir şeyler sıkıştır ki imzalayayım. Böylece rüşvetler ortaya çıkacak. Parası olanlar işini yaptırabilecek. Parası olmayan gariban insanlar ise mağdur olacak. Torpillerin artması evet. Bakın arkadaşlar işten anlamayan hiçbir halktan anlamayan kişiler devletin önemli kadimlerine getirilmişler. Evet. Savaşların uzun sürmesi. Bakın. Karso Süleyman zamanında Mohaç Meydan Muharebesini yaptık. İki saat sürmüştü. Hatırlayın orada bir espri yapmıştık sizinle. Neydi bu? Hayatım kahve hazırla. İki saate geliyorum demişti Hürrem'e. Değil mi? İşte iki saat süren Mohaç Meydan Muharebesini görmekteyiz. Peki bu dönemde Girit kuşatması var. Tam 25 yıl sürüyor Girit. 25 yıl aradan sonra alınıyor. Ya bir ada ya ada. Bir ülke değil kardeşim. Bir adayı kuşatmışız 25 yıl sonra alıyoruz ya. Bu ne demek kardeşim? Bu ordunun bittiğini gösterir. Bu artık ordunun disiplinden uzak olduğunu, zayıfladığını gösterir değil mi? E savaşların uzun sürmesiyle sürekli askere maaş sürekli bir mühimmat. Hep para harcıyorsun kasadan. Gelir yok gider var. Evet doğal sınırlara ulaşılması. Bak Osmanlı Devleti gidebileceği en son noktaya da gitmiş. Ya karşısına aşılamaz çöller ya karşısına geçilemez denizler okyanuslar ya da karşısına güçlü devletler çıkmış. Biz bunu ne diyoruz? Doğal sınırlar. Unutma. Bir diğer gelişme. Ordunun bozulması. Evet. Ordu bozuluyor. Özellikle 3. Murat'tan itibaren ordu bozulmaya başlayacak. İşte diyorlar ki Bizim çocuk diyor en mektebi sınavlarına girdi kazanamadı. E, gel lan buraya diyor babası tutuyor bunun kulağından gel lan buraya diyerekten doğru yeniçerahasının karşısına. Diyor ki ya bizim çocuk en mektebi sınavlarına girdi kazanamadı. Bir kılıç verseniz de bizimkine sizinle beraber kıtı köşede savaşsa şöyle diyor. Ne diyor yeni ağası? ettin bittin Niyazi abi yarın çocuk gelsin başlasın. Bak bak ba, 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 bak olaya bak. Yarın gelsin başlasın. Sanki bakkal dükkanına başlıyor. Lan koskoca Yeniçer ocağına hiçbir talim yapılmadan, hiçbir deneyimi, tecrübesi var mı buna bakılmadan yarın çocuk gelsin başlasın diyor. Bakkal dükkanına başlar gibi. E kardeşim korkak, tırsak eline silah almamış atış yapmamış kişiler Yeniçer ocağına bu şekilde alınmaya başlanacak. Bu da ordunun bozulmasını gösterir. E ne olacak? İki yıldan sonra savaşa bunların hepsi. Bunun gibi binlercesi. Bir bomba düşer topuklayıp kaçıyor. Korkuyor adam savaşmakta. Bu yüzden ordunun bozulması savaşın kaybedilmesinde en büyük faktördü arkadaşlar. Bunu unutmayın. Özellikle Yeniçeri sayısını artıyor. Yeniçeri Ocağı e, Fatih Sultan Mehmet Yavuz'dan Selim zamanlarında 23000 bin, 25 bin bazı kararı 27 bin olduğu söyleniyor. E, duraklamadan itibaren 90 bin. Gerilemeden itibaren 130 bin Yeniçeri sayısının olduğu söyleniyor. Ya kardeşim 23 bin Yeniçeri askeri İstanbul'u fethederken, dünyaya meydan okurken 130 bin Yeniçeri ne yapıyor? He? Çekirde kola yapıyor herhalde. Ne yapıyor bunlar? E, evet. Yeniçeri Ocağı'nın anlayışı değişiyor. Yeniçeriler kurulurken şöyle bir anlayışla kurulmuştu. Ne dedi ki Ocak devlet içindir. Yeniçeri Ocağı devlet için var kardeşim. Biz devlet için varız diyorlardı kurulurken. Duraklama dönemine itibaren dediler ki devlet ocak içindir. Devlet bizim için var. Biz olmazsak devlet olmaz dediler. Kendilerini bir halt sanmaya başladılar. Bu Yeniçeri Ocağı'nın anlayışı değişmiştir. Bu da duraklamanın en büyük nedenlerinden birisi arkadaşlarım. Unutmayın medreselerde posta çıkarılması. Adamlar diyor ki ya kardeşim ne gerek var diyor ya. Ne gerek var Allah aşkına. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih gibi bilimlerin okutulmasına ne gerek var ha? Çıkar bunları diyor ya çıkar. Bunların yerine fıkıh, hadis, kelam, Kur'an-ı Kerim, siyer gibi derslerin sayısı artırılsın. Bunlar söylenir. E pozitif bilimler medreselerden çıkarılırsa orada bilim gelişmez. Bir diğer faktör beşi ulemalı sisteminin getirilmesi. Beşik Ulemalı dediğimiz alimin oğlu alim doğar. Evet. Bakın siz profesörsünüz. Sizin çocuğunuz doğar doğmaz profesör. Değil mi? İyi de kardeşim belki senin çocuğun kapasitesi yetmiyor profesör olmaya yetmiyor. Belki senin çocuğun kapasitesi basmıyor profesör olmaya. Heh? Ne olacak? Olsun diyor babası profesör. O da profesör olacak. Bak, bak bak. olaya bak. Bir diğer tarafta çoban var. Çobanın çocuğu doğar doğmaz çoban. İyi de kardeşim belki o çocuğun kapası çok geniş. Belki zeki, okuyacak, profesör olacak. Olmaz. Babası çobansa o da çoban olacak. Beşik Ulema'lı budur. Eğitim sisteminin bozulduğunu gösterir. Medreselerden pozitif bilimlerin çıkarılması eğitim sisteminin yine bozulduğunu gösterir. Tımar sisteminin bozulması. Yani toprak sisteminin bozulması. Biliyorsunuz çiftçiler toprağı ekip biçiyor. Elde ettiği gelirle bir tane asker istiyordu değil mi? Her çiftçi bir tane orduya asker estiriyor. Yine askerin maaşını topraktan karşılıyor değil mi? Çiftçi kendi ihtiyacını topraktan karşılıyor. Arta kalan para devletin kasasına sıcak para olarak giriyordu. Bakın bir taşla birçok kuş vuruyorduk. Fakat tımar sisteminin bozulmasıyla bunların hepsi bozulmaya başlayacak. Bir diğer gelişme coğrafik işlerin olumsuz etkisi. Evet biliyorsunuz İpek ve baharat yolu geçince Avrupalı Hristiyan tüccarlar diyor ki: "Ya kardeşim, neden bir Türk'e para kazandırıyoruz? Neden bir Müslüman'a para kazandırıyoruz? Yeni ticaret yolları bulalım. Bir Türk'e, bir Müslüman'a para kazandırmayalım." diyecekler. Böylece coğrafi keşiflerin olumsuz etkisi Osmanlı'yı ekonomik anlamda zayıf atacak. Eyalet yönetiminin bozulması. Eyaletlerdeki yöneticiler halka baskı uygulamaya başlayacaklar. Gereksiz haddinden fazla vergi almaya başlayacaklar. Bu da eyalet yönetiminin bozulmasına, halkın isyan etmesine sebep olacak. Sosyal alanda yaşanan bozulmalar. Evet, toplumsal alanda yaşanan bozulmalarda Osmanlı Devleti'nin duraklamasında en büyük Etkenlerden birisidir. Ve son olarak Avrupa'nın bilimsel ve teknolojik olarak gelişmesi. Evet Avrupa bilimsel çalışmalara ağırlık verirken, teknoloji anlamında iler, ilerlerken Osmanlı kendisini büyük görmüş, üstün görmüş. Avrupa'yı bilimsel ve teknolojik anlamda takip etmemiş. Bu yüzden biz yerimizde sayarken Avrupa almış başını gitmiş. Avrupa'nın bilimsel ve teknolojik alanına gelişmesi Osmanlı'nın da tabi duraklamasına sebep olmuştur. Hocam buna bir örnek vermek istiyorum. Mesela siz bugün Porsche, Lamborghini, Range Rover gibi arabalarla okula gitseniz insanlar aa adama bak şu arabayla gelmiş diye abes karşılar mı? Karşılamaz. Gayet normal karşılar değil mi? Adam Porsche'la gelmiş, Lamborghini'le gelmiş, Range Rover'la gelmiş. Normal karşılanır günümüzde. Peki siz bugün okula at arabasıyla gitseniz. Ulan adama bak. Yıl olmuş 2022. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Adam okula at arabasıyla geliyor. Diyerek abes karşılarlar değil mi? Tuhaf karşılarlar. Bu da aynen bu şekilde. Örnek veriyorum misal. Avrupa Range Rover'lara Porsche'lara binerken Osmanlı bu dönemde at arabasına biniyor. Maalesef biz... Avrupa'yı takip etmediğimiz için geride kalmaya başlayacağız. Evet sevgili arkadaşlar duraklama dönemi siyasi olaylarla devam ediyoruz. Haydi devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda en çok savaştığı devletler varil olarak kodluyoruz Varil. Nedir bu? Venedik, Avusturya, Rusya, İran, Lehistan. Tekrar ediyorum. Venedik, Avusturya, Rusya, İran, Lehistan Osmanlı Devleti'nin en çok savaştığı devletler. Ne zaman? 17. yüzyılda duraklama döneminde. Evet, sizlerle beraber siyasi gelişmeleri tek tek ele alacağız. Osmanlı-Venedik ilişkileri. Venedik neredeydi? Akdeniz'de güçlü denizci devlet değil mi? Heh, güzel. 4. Mehmet zamanında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından Girit kuşatması yapılmış. Tam 25 yıl sonra alınmıştır. Bu ordunun zayıfladığını, disiplinden uzak olduğunu gösterir değil mi? Hatırlayın Muhaç Meydan Muharebesi'ni 2 saatte kazandık. Girit Adası'nı 25 yıl sonra alıyoruz. Tabi bu da Osmanlı'nın askeri anlamda artık zayıfladığını gösterir. Şunu asla unutmayın. Girit Fatih'i kimdir? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dır. Girit ne zaman alınmıştır? 4. Mehmet zamanında unutma. Osmanlı Safevi ilişkileri. Safeviler nerede kurulmuştu? İran'da. Evet Osmanlı Safevi ilişkilerine bakıyoruz. 1. 1590 Ferhat Paşa Anlaşması imzalanmıştır. Ferhat Paşa Anlaşması Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmadır. Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşma Ferhat Paşa Anlaşması'dır antlaşma, unutma. Peki burada aldığımız yerleri nerede geri veriyoruz? 1612 Nasuh Paşa Anlaşması ile geri verdik. Evet, Ferhat Paşa'nın aldığımız yerleri Nasuh Paşa Anlaşması ile geri verdik. Serav Anlaşması yine Safevilerle imzalanmıştır. 1635-1638 yılları arasında 4. Murat Bağdat ve Revan seferini yapmıştır. Bağdat'ı aldıktan sonra 4. Murat Bağdat Fatih olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Lütfen unutmayın. 1639 Kasrişin Anlaşması bizim için önemli. Nedir? Bugünkü Türkiye-İran sınırını çizen en eski anlaşmadır. Evet 1639 yılında çizilmiş ve Türkiye ile İran arasındaki sınır doğal sınırdır. Zagros dağları sınır kabul ediliyor. Unutmayın bugün Türkiye'nin en eski sınırı İran ile çizilmiştir. Hangi anlaşmayla? Kasırışın anlaşmasıyla. Unutmayın değerli arkadaşlarım osmanlı Leistan ilişkine bakalım. Leistan bugünkü Polonya'dır unutma. Genç Osman döneminde biliyorsunuz Leistan diğer ismiyle Hotin Seferi'ne çıkacağız. Hotin Seferi esnasında Genç Osman Yeniçelere taktik veriyor. Diyor ki savaşı şu şekilde yaparsak kazanırız. Yeniçeler şöyle bakıyor padişaha. Hadi lan oradan dermiş gibi kazımayacaklar. İptemeyecekler Genç Osman'ı. Kendi kafalarına göre takılıyorlar. Bunun üzerine genç Osman çok sinirlenir ve hala taktik veriyor. Bakın şu şekilde yaparsak kazanırız. Yok. Genç Osman'ı kimse dinlemeyecek. Bunun üzerine genç Osman çok sinirlenir ve diyor ki Hotun Sefer esnasında sizinle Anadolu'ya gidince görüşeceğiz. Sizinle İstanbul'a gidince görüşeceğiz diyor. Evet. Hani Anadolu'da şöyle bir şey var ya arkadaşlar. Hani misafirlikteyken yaramazlık yapan bir ufak çocuğa annesi ne der? Seninle eve gidince görüşeceğiz değil mi? <laughs> Aynısı bu şekilde olmuş. Bakın. Hotin seferi sonucunda maalesef başarısız olacağız. 1621 Hotin Anlaşması imzalanmıştır. Unutma. 4. Mehmet döneminde Bucaş Anlaşması yapılıyor. Bucaş Anlaşması batıda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşmadır. Unutma. Podolya Kalesi'ni aldık en son. Podolya Kalesi'ni aldık. Dikkat et. O zaman şöyle bir tekrar arayalım. Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşma Ferhat Paşa, batıda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşma Bucaş anlaşmasıdır. Osmanlı-Avusturya ilişkine bakıyoruz. 3. Mehmet döneminde 1596 Haçova Meydan Muharebesi yapılıyor ve Osmanlı Devleti bu savaşı kazanıyordu arkadaşlarım. Evet. Bakın Haçova Meydan Muharebesi Osmanlı'nın son meydan muharebesidir. Unutmayın. Biz bu savaşı kazanıyoruz ve böylece Eğri, Kanice, Estargon kaleleri alınmıştır. Hatta arkadaşlar Eğri Fatih 3. Mehmet olarak geçer. Unutma Eğri Fatih 3. Mehmet. Kanice Fatih Tiryaki Hasan Paşa. Bunları lütfen özellikle beni izleyen AYT ve ya da KPS öğrencileri mutlaka beni izliyorlarsa bunları not alsınlar. Eğri Fatih kimdir? Üçüncü Mehmet. Kanice Fatih kimdir? Tiryaki Hasan Paşa. 1606 Zitlatorak Anlaşması yapılıyor. Bu anlaşma sonucunda dikkat. Avusturya Kralı Osmanlı Padişahı'na denk sayılmıştır. Hatırlayalım 1533 İstanbul Anlaşması Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazam'la denk sayılmıştı. Ne zaman eşitlenmiş Zit ve Torak anlaşmasıyla? Peki ne zaman bize karşı üstünlük kurmaya başlayacaklar? Karloçça anlaşmasıyla. Şu üçlü unutma aman diye unutma. Nedir bu? 1533 İstanbul Anlaşması, 1606 Zit ve Torak Anlaşması, 1699 Karloçça Anlaşması. 1-0-1-1-2-1. Bu şekilde olay mantığını anlayın lütfen. TYT sınavlarına sorulur. Zit anlaşmasıyla Osmanlı Avusturya karşı elde etmiş olduğu üstünlüğü kaybetti. Evet. 4. Mehmet döneminde 1664 Vasfar Anlaşması imzalanmıştır. Vasfar Anlaşması Avusturya'dan son kez savaş tazmineti aldığımız anlaşmadır. Ve Vasfar anlaşmasıyla ile Uyvar ve Neograd Kaleri alınmıştır. Unutma özellikle Uy var Fatih kimdi? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dır. Unutma hocam. Girit Fatih, Uy var Fatih, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. 4. döneminde 1683 yılında Menzifoğlu Karamustafa Paşa 2. Viyana kuşatmasını gerçekleştiriyor. Bak. Evet. Birinci Viyana kuşatmasını yapan Karnısoğlu Süleyman'da hatırlarsanız iklim koşullarının olumsuz olması, ve yeterli mühimmatın, yeterli erzağın bulunmaması dolayı biz kuşatmayı kaldırmıştık. Melzivolu Karamusufo Paşa ikinci Viyana kuşatmasını yapıyor. Ben diyor Viyana Fatih olacağım. Bunun üzerine diyorlar ki devleti içerisindeki kişiler. Efendim bakın bizim etimiz ne budumuz ne? Şu anda biz Viyana'yı kuşatırsak gücümüzü ifşa ederiz. Yapmayın bu kuşatmayı gerçekleştirmeyin diyecekler. Fakat Merzi kara Karamusu kafası kırık, conta yanmış bir kişi. Bu adam her sabah kalkar kalkmaz ben Viyana Fatih olacağım, Viyana'yı kuşatacağım diyor. Sabah erkenden Yeniçeri ordusunu almış doğru Viyana'ya. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hadi bu adamın kafası kırık, conta yanmış eyvallah. Ordu neden Merzifoğlu'nun arkasına düşüp gidiyor? Ya kardeşim ordu şunu söylüyor. Ya biz savaş yapalım da, ganimet elde edelim de, varsın başımıza kim olursa olsun, ister Mersifonlu, ister Konyalı fark etmez. Yeter ki ganimet elde edelim, para kazanalım diyor. Yeniçeri'nin tek düşüncesi bu, para. Mersifonlu Karamusova Paşa ikinci evvela çabasını yapıyor, biz kuşatıyoruz, tabii Avrupa tir tir titriyor. Eyvah diyor eyvah, Osmanlı geldi, mahvolduk diyerekten Avrupa korkuyor. Aradan belli bir süre geçiyor. Haftalar, aylar, günler geçiyor. Fakat tık yok. ilerleme yok. Bunun üzerine Avrupa diyor ki Osmanlı eski gücünde değil. Toparlanın lan diyor. Ve Hristiyan ülkeler bir araya gelip ne yapacaklar? Kutsal Haçlı ittifakını oluşturacaklar. A Osmanlı'yı Avrupa'na atmak için, İslamiyet'i Avrupa'na atmak için Kutsal Haçlı ittifak kurulur ve Osmanlı'nın kırılma noktası 1683 ikinci Viyana kuşatmasıdır. Bu kuşatma sonrasında Osmanlı artık geri çekilecek. Haçlılar saldırıya, Osmanlı ise savunmaya çekiliyor. 1683'ten 1921'in sonuna kadar Sakar Emiram Muharebesi'nin sonuna kadar sürekli savunma, savunma, savunma yapacağız. Evet. Bu gidişata kim son verecek? Gazi Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Muharebesi ile son savunma savaşını yapıyor. Ve büyük taarruz ile tekrardan saldırıya geçeceğiz. Evet, o yüzden ikinci ve Viyana kuşatması bizim için önemlidir. Dikkat edin, bu kuşatmayı yapan kişiyi sorarlar. Merzifoğlu Karamusov Paşa, başarısız olmuştur. Başarısız olduğu için İstanbul'da idam edilmiştir. Evet, şimdi... Hak etti mi? Hak etti arkadaşlar. Yani padişahtan habersiz başına buyruk hareket edersen, gücümüzü ifşa edersen hak etmişsin demektir. Evet. Kutsal Haçlı ittifak kurulmuştu. Kimler var hocam Kutsal Haçlı İttifakı'nda? Varilim diye kodluyoruz. Vay canına. Ne diyor bu? Varilim. Venedik, Avusturya, Rusya, ile Leistan, Malta. Tekrar ediyorum. Venedik, Avusturya, Rusya, ile Leistan, Malta. Bakın bu şekilde kodluyoruz. Varilim. Bunlar Osmanlı karşı kurulmuş Haç İttifakı'dır. Bu devletler Osmanlı Avrupa'dan atmak için saldırıya geçecekler. Zaten bir tanesini yenemiyorduk. Topu birden, beşi birden saldıracak. Maalesef kaybedeceğiz. Evet, kaybedeceğiz. 1683-1699 yıllar arasında Kutsal Harç İttifakı'nda yer alan devletlerle biz savaş yapıyoruz. Bu savaş 16 yıl sürmüştür ve maalesef Osmanlı Devleti Savaşı kaybetmiştir. Bu savaşlar sonucunda Osmanlı Devleti 1699 Karloç Anlaşması'nı imzalamıştır. Maalesef bizim imzalamış olduğumuz en ağır anlaşmalardan birisidir. Karloç Anlaşması birazdan içeriğine bakacağız. Karoç anlaşmasında yer almayan kim var? Rusya var. Rusya diyor ki Osmanlı sen Karoçayı nah şunlarla imzala diyor. Benimle ayrı bir anlaşma yapacaksın. Evet. Rusya ile bir yıl sonra 1700 İstanbul anlaşmasını yapacağız. Nedir hocam bu anlaşmalar bakalım. Evet 1699 Karoç anlaşması Mora Yarımadası Dalmatça kıyıları veredike verilecek. Evet kardeşim Mora Yarımadası Dalmaç çakıları nerede? Akdeniz'de. E bunları biz kime verecekmişiz? Venedik'e. E kardeşim kafamızı çalıştıralım hemen. Kafamızı çalıştıralım. Venedik neredeydi? Akdeniz'de güçlü denizde evet. O zaman bu Akdeniz'deki bölgeleri Venedik'e bıraktık. 2. Podolya ve Ukrayna bölgesi Lehistan'a verilecek. Evet. Podolya'yı biz Bucaş anlaşmasına almıştık. Ne zaman geri veriyoruz? Karloç Anlaşması'yla Leistan'a veriyoruz. Bir diğer gelişme Macaristan ve Erden. Avusturya verilecek. Evet hocam bakın çok büyük toprak kaybıdır. Özellikle Macaristan'ın Avusturya'ya verilmesi bizim için çok büyük bir kayıptır. Antlaşma Avusturya'nın garantörlüğünde olacak. 25 yıl Avusturya'nın garantörlüğünde olacak. Ve Karloçya Anlaşması'yla bir... Osmanlı batıda ilk kez geniş çapta toprak kaybı yaşamıştır. 2. Karoş Anlaşması'nda ara bulucuk yapan devletler İngiltere ve Hollanda'dır. Özellikle tekrar söylüyorum AYT ve KPS öğrencileri mutlaka bu bilgiyi bilsinler. ÖSYM geçmiş yıllarda hep sormuş. 3. Osmanlı kaybettiği toprakları geri alma politikasını ortaya atmıştır. Hatırlarsanız 1699 Karloş Anlaşması'na kadar duraklama döneminde bizim temel politikamız neydi? Yükselme dönemine geri dönmek. O ihtişamlı şaşalı günlere geri dönmekti. Fakat biz 1699 Karloş Anlaşması'nı imzalayınca dedik ki yükselme dönemine geri dönemeyiz. O şaşalı ihtişamlı günlere geri dönemeyiz. Bu bir hayaldir. Bari diyor, bari kaybettiğimiz toprakları geri alalım politikası başlamıştır. Unutma. Not 4. Rusya yer almamış Karloço'da. Evet dedi ya ben bu anlaşmada yokum. Benimle ayrı bir anlaşma yapacaksın dedi. Ve böylece Karloço anlaşmasıyla gerileme dönemi başlamıştır. Evet 1700 İstanbul anlaşmasına bakacak olursak. Rusya ile yapıldı hatırlarsanız Azak Kalesi Rusya'ya bırakıldı. Azak Kalesi Karadeniz'de önemli bir üst bölgedir. Askeri üst bölge. Bu kalenin Rusya'ya bırakılması Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliğini kaybettiğini gösterir. Asla unutmayın. 2. Rusya İstanbul'da elçi bulundurma hakkı elde etmiştir. Bak 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 bak, bak. olaya bak. Hocam bu Rusya'nın içlerimize karışması demek. Ajanlık yapması demek değil mi? İçlerimizdeki bilgiyi öğrenip dışarıda ona göre harekete geçmesi demek. Saldırıya geçmesi demek unutmayın. Evet duraklama dönemi isyanlarıyla devam ediyoruz. Bu dönemde birçok isyan çıkmıştır. Sizinle beraber tek tek ele alacağız. Öncelikle İstanbul merkezi isyanlara bakalım. Evet İstanbul isyanları diğer ismiyle merkez isyanlar diğer ismiyle Yeniçeri isyanlar olarak geçer. Şimdi hocam İstanbul'da bulunan ordu Yeniçeri Ocağı değil mi? E o zaman Yeniçerilerin yapmış oldukları isyan İstanbul isyanları ya da merkez isyanları olarak geçer. Bu kadar basit. Çıkış nedeni ne? 1. Devlet ocak içindir anlayışının gelmesi. Adamlar kendini bir halk sanmaya başlayacak ve diyecekler ki devlet bizim için var kardeşim. Evet. 2. Devşirme kanuna aykırı asker alınması. Dedik ya size çocukların herhangi bir yeteneğine bakılmadan, herhangi bir tecrübesine bakılmadan aykırı bir şekilde askere alımlar başlıyor. Eskiden devşirme çocuklar alınırdı. Artık Türk çocuklar da, Türk ailelerden alınan çocuklar da askere giriyor. Vakai vakvaki yaşanıyor. Bakın bu nedir? Vakvak vak olayı. Evet. Diğer ismiyle Çınar Vakası diye geçer. 4. Mehmet zamanında vakai vakvaki yaşanmıştır. 4. Mehmet bir gün odasında çalışırken Takriben sayıları 26-30 arası Yeniçeri askeri 4. Mehmet'in odasını basarlar. Ve yumra masayı koyuyorlar. Sabah ezanına kadar şu lisedeki 30 devlet adamı Sultanahmet Meydanı'nda çınar ağacına sallanmazsa bunların yerine sen sallanırsın diyorlar. Bunun üzerine 4. Mehmet askerlerinden çok korkuyor ve 30 devlet adamını Sultanahmet Meydanı'ndaki çınar ağacında Sallandırıyor hepsi bu şekilde sallanınca o görüntü uzak doğuda yaşayan vakvak vak ağacını andırdığını söyleniyor andırdığı söyleniyor ve bu olaya vakayı vakvaki yani vakvak vak olayı olarak tarihe geçmiştir. Tabi bazı tarihçiler bunun mitolojik bir ağaç olduğunu öyle bir şey olmadığını söylüyorlar youtube'a yazabilirsiniz arkadaşlar ya google'a yazabilirsiniz vakvak vak ağacı diye aratın youtube'dan ya da google'dan çıkacaktır. Neden? Çünkü hocam bu ağacın meyvesi insan suretine benziyor. O görüntü 30 tane deri tadamının asılması görüntü vakvak ağacının canlandırdığı için bu olay vakay vakvaki olarak tarihe geçmiştir. Diğer ismiyle çınar vakası olarak bilinir. Hangi padişah zamanında yaşanmıştır? 4. Mehmet. Unutmayın. 2022 KPSS sınav sorusuydu arkadaşlar. Unutmayın. Genç Osman'ın öldürülmesi. E, biliyorsunuz Genç Osman Hotel Sefer esnasındayken Yeniçer Hoca'nı kaldırma, kaldırma fikrini ortaya attı. Bunun üzerine Yeniçeriler daha önce davranıp Genç Osman'ı ortadan kaldırdılar. İstanbul Hristiyanlarının amacı rejimi değiştirmek değil, yönetim sistemini değiştirmek değil. Yöneticileri değiştirmek, kişileri değiştirmek, şahısları değiştirmek hocam unutmayın. Lütfen bunlar ÖSYM'e tamam soruluyor. Yönetim sistemini değiştirmek değil, Kişileri değiştirmekti. Amaç bu. Peki geliyoruz bir diğer isyan. Celali isyanları yaşanıyor biliyorsunuz. Celali isyanları Anadolu isyanlarıdır. Hocam Anadolu'da halkın çıkarmış olduğu isyanları biz Celali isyanları diyoruz. 1- Tımar sisteminin bozulması. E, çiftçi artık toprağına ekmek istemiyor. Neden? Çünkü o bölgedeki yöneticiler halktan ağır vergi almaya başlamış haddinden fazla ağır vergiler almaya başlamış. Bu da çiftçinin beline büküyor. O yüzden ben ne kazanıyorum da ne vereceğim? Diyerekten insanlar artık canlardan bezmişler ve topraklarını terk edip şehre göç başlıyor. Biz buna büyük kaçkun diyoruz. Çiftçiler topraklarını terk edip şehre göç etmelerine biz ne diyormuşuz? Büyük kaçkun. İltizam sisteminin yaygınlaşması. İltizam toprağı açık artırma usulüyle kiralama sistemidir. Timar sisteminin bozulmasıyla devlet toprağını değerlendirmek için ne yapıyor? İhale kiralıyor. İşte atıyorum. Antalya Muratpaşa bölgesini açık artırmaya sunuyorum. İşte diyor ki birisi ben 100 milyar veriyorum. 200 milyar, 300, 500 milyar. Kim daha fazla verdi? Atıyorum Elif. Elif fazla verdi. Bunun üzerine ihale Elif'e kalıyor. Toprağı kiralayan kişiye yani Elif'e biz ne diyoruz? Mültezim. Toprağı kiralama sistemine iltizam. Kiralayan kişiye mültezim denir. Eğer devlet iltizam sistemine başvurmuşsa bilin ki Osmanlı ekonomik anlamda sıkıntı çekiyordur. Bu sıkıntıyı da iltizam sistemiyle kapatmak istiyordur. Unutma. Bölge yöneticilerinin halka kötü davranması, halktan rüşvet alması, ağır vergiler alması, zulmetmesi gibi bunlar da devletin duraklamasında ve isyanların çıkmasında önemli bir faktördür. Celal isyanlarına örnek verecek olursak Gürcü Nebi, Tavil Ahmet, Karayazıcı, Can Bulatoğlu isyanları var. Biz bu isyanları Kanuni döneminde çıkan isyanlarla karıştırmayacağız. Bakın Kanuni Süleyman döneminde çıkan isyanları biz Bek olarak kodlamıştık. Baçık. Bek. Neydi bu? Baba Zünnun isyanı, Ahmet Paşa isyanı, Can Berdik Azari isyanı, Kalenderoğlu isyanları. Bunlar yükselme döneminde, Karnısal Süleyman döneminde çıkmış isyanlardı. Gürcü Tahvil Tavil Ahmet, Karayazıcı ve Cem Bolatoğlu isyanları da duraklama döneminde çıkmış isyanlardır. Bu dönemde köyden kente göç yaşanmış dedik. Büyük kaçış olarak söylemiştik. Daha önce anlattım bunları size. Eyalet isyanları çıktı hocam. Eyaletlerde isyanlar çıktı. Neden? Çünkü yöneticiler halka kötü davranıyor. E halk bıkmış artık. Bu yüzden isyan ediyorlar. Suhte isyanlar çıkmıştır. Suhte isyanlar dediğimiz medresede çıkan isyanlardır. Medrese öğrencilerinin çık çıkarmış olduğu isyanlara biz suhte isyanları diyoruz. Ulema çocuklarının hak etmeden ayrıcalık kazanmasına medrese öğrencileri tepki gösteriyor. Biz buna suhte isyanları diyoruz değerli arkadaşlarım. Unutmayın. Bu dönemde çıkan isyanlarda milliyetçilik akımının etkisi yoktur. Dikkat et. Duraklama dönemi isyanlarında milliyetçilik akımının etkisi yok. Milliyetçilik akımı 1789 Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkmıştır. 17. yüzyıl ıslahatlarıyla devam ediyoruz. Baskı ve şiddet yoluyla ıslahatlar uygulanmıştır. Evet baskı ve şiddet özellikle altın çiziyorum. Duraklama dönemindeki ıslahatlar baskı ve şiddetle zorla uygulanmıştır. 2. Saray, ulema ve asker sınıfı karşı çıkmıştır hocam. Yapılan ıslahatlara karşı. çıkmış. Sorunların köküne inlememiş, yüzeysel kalmıştır ıslahatlar. Avrupa örnek alınmamıştır. Çünkü biz bu dönemde kendimizi Avrupa'ya karşı üstün görüyoruz. Üstün kabul ediyoruz. Biz Avrupa'yı ta takip etmeyiz. Avrupa bizi takip etsin diye kendimizi üstün görüyoruz. Islahatlar kişilere bağlı kalmış devlet politikası haline gelememiştir arkadaşlar. Atıyorum bu şu demek genç Osman hayatındayken ıslahatlar yapmış. Genç Osman vefat edince ıslahatlar ortadan kalkmış. Bu şekilde. Plansız ve programsız yani gelişi güzel rastgele ıslahatlar yapılmıştı. Tabi nerede sıkıntı var kardeşim? Böyle bir rapor hazırlayalım. Şuna göre öyle yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Adamlar gelişi güzel ıslahatlar yapmışlardır. Bunu da bilin. İçmeden ay 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 ay. Evet geliyoruz duraklama dönemi ıslahatçılarına. Şifremiz Tokmak. Nedir hocam bu Tokmak? Tarhuncu Ahmet Paşa, Genç Osman, Kuyucu Murat, Dördüncü Murat, Birinci Ahmet ve Köprüler. Bunlar duraklama dönemi ıslahatçılarıdır. Şimdi sizlerle tek tek ele alacağız. Tarhuncu Ahmet Paşa devam ediyoruz. 4. Mehmet'in sadrazamıdır. Ve Osmanlı tarihinde ilk denk bütçeyi hazırlayan kişi Tarhuncu Ahmet Paşa'dır. Geliri ve gideri hesaplayan ilk denk bütçeyi hazırlayan kimmiş? Tarhuncu Ahmet Paşa. Dikkat edin. Sorulur. Genç Osman. Osmanlı tarihinde ilk ıslahat yapan padişah genç Osmanlılar arkadaşlar. Ve diyor ki ben diyor haremden evlenmek istemiyorum kardeşim. Benim gönlüm... Bir Türk kızına kaydı. Ben Türk kızıyla evleneceğim. Bunun üzerine diyor ki, dönemin şeyhülislamı, Aman efendim ne yapıyorsunuz? Siz de haremden evlenmek zorundasınız." diyor. Bunun üzerine genç Osman çok sinirlenir. Diyor ki, "Şeyhülislam'a, senin yetkin fetva vermek. Senin yetkin benim işlerime burnunu sokmak değil. O yüzden senin yetkilerini kısıtlıyorum." diyecek. Ve Şeyhülislam'ı bir sarayda bir odaya hapsediyor arkadaşlar. Bana karışmasın, benim işlerime burnunu sokmasın diyerekten. Ve genç Osman bir gün Hotin Seferi'ne çıkar. Hotin Seferi esnasında Yeniçeri Ocağı'nın disiplinsizce davranışlarını görünce Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma fikrini alır. Bu durumu eşiyle paylaşır. Eşiyle durumu anlatıyor ve diyor ki ben sefer esnasında emir verdim. Ordu disiplinsizce davrandı. Emrime itaatsizlik yaptı. Ben Yeniçeri Ocağı'nı kaldıracağım diyor. Bu durumu haber alan eşi ertesi gün sabah babasına anlatır. Yani Şevisom anlatıyor. Bunun üzerine Şeyh Hüsam genç Osman'a karşı zaten diş biliyor. Değil mi? Kendisini hapsettirmiş. Şeyh Hüsam durumu kime anla aktarıyor arkadaşlar? Yeniçer ağasına. Yeniçeriler diyor ki bak hele bak 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 Osman'a bak bizi kaldırmak istiyormuş. O bizi kaldırmadan biz onu kaldıralım diyecekler. Ve bir gece ansızın genç Osman'ın yatak odası basılır. BAM gün diyerekten genç Osman'ı yatağından yaka paça alacaklar, bir kafese koyacaklar. Ve o kafes içerisinde yedi kule zindalarına doğru götürülüyor. Yedi kule zindalarına götürülürken Yeniçeri askerleri genç Osman'a saldırıyor, üzerindeki kıyafetleri parçalamak istiyorlar. Evet, ne kadar vahim, ne kadar üzücü bir durum değil mi? Genç Osman aradan ürüyen bir şekilde, çırılçıplak bir şekilde kafes içerisinde yedi kule zindalarına götürülüyor. Sabah ezanlarına kadar. Yeniçeri askerleri genç Osman'ın üzerine atlıyor. Boğarak öldürmek için. Genç Osman onları püskürtüyor. Onlar atlıyor. O püskürtüyor. Tabi gücü ve takat kalmayan genç Osman artık kendisini verir Ve yayın kirişiyle genç Osman'ı boğarak öldürmüşlerdir. Genç Osman'ı neden direkt kılıçla öldürme, öldürmediler de boğarak öldürüyorlar? Çünkü padişahın kanı kutsaldır. Padişahın kanını akıtmak haramdır diye bir anlayış var. O yüzden boğarak öldürmüşlerdir. Yeniçeri kaldırmak isteyen ilk padişah Genç Osman'dır. Yeniçeriler tarafından kaldırılan ilk padişah Genç Osman'dır. Lütfen bunu unutmayın. Başkenti Anadolu'ya taşımak isteyen ilk padişah Genç Osman'dır değerli arkadaşlarım. Bilelim. Evet Kuyucu Murat Paşa. Bakın lakabı Kuyucu. Ne alaka? Kim isyan etti? Kim devlete karşı baş kaldırdı? o kişiler ne yapıyor arkadaşlar? Derin kuyular kazarak içine atıyor ve şiddetle baskıyla o isyanları bastırıyor. O kişileri kuyular içerisine atarak stresini alıyor. Evet. Dördüncü Murat'la devam ediyoruz. Bağdat Fatih olarak bilinir kendisi. Osmanlı tarihinde ilk defa Şeyhülislam'ı idam ettiren padişah dördüncü Murat'tır. Koçu Bey ve Katip Çelebi'ye rapor hazırlatmıştır. Sigara ve alkolü yasaklamıştır. Neden? Çünkü 4. Murat zamanında İstanbul'da sık sık yangınlar çıkıyor. Çok büyük yangınlar çıkıyor. E kardeşim, İstanbul'daki evler bitişik yan yana. Bir yerde yangın çıkınca diğerine sıçrıyor. O şekilde yangınlar büyüyor. Bir de evler ahşap. Ahşap olduğu için yangınlar çabuk çıkıyor arkadaşlar. 4. Murat diyor ki: "Kardeşim bana rapor hazırlayın. Bu yangınlar niye çıkıyor?" İşte raporlara bakıyor. Diyor ki: "Efendim, gece geç saatlere kadar insanlar kahvehanelerde oturuyor. Alkol tüketiyor. Gece yarısı sokağa çıkınca işte ağza sigara sallana sallana şarkılar söylüyorlar. Hem toplumu rahatsız ediyorlar hem de içmiş oldukları o sigaranın izmaritini shooting şu şekilde fırlatıyorlar. E, kardeşim izmaritin düştüğü yerde ne var? E, çalı çırpı var. Alev alıyor ve yangınlar çıkıyor. Bunun üzerine 4. Murat diyor ki bu saatten sonra kahve kahvehaneleri kapatıyorum, meyhaneleri kapatıyorum diyor. Alkolü ve sigarayı yasaklıyorum. Evet. Dördüncü Murat, alkolü ve sigara yasaklayan padişahtır. Yine bu dönemde iki büyük önemli şahıs var. Lagari Hasan Çelebi ve Hazarfen Ahmet Çelebi. Bu iki kişi dördüncü Murat zamanında yaşamıştır. Bu kişiler uçuş denemesi yapıyorlar. Bakın. Hazar Fen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'ne çıkar ve der ki kuş uçar da ben uçamaz mıyım diyerek kendisine bir yapay kanat takar ve kendisini Galata Kulesi'nden aşağıya bırak Evet uçuyor da arkadaşlar Galata Kulesi'nden Eminönü'ne kadar uçuyor. Osmanlı tarihinde ilk uçan kişi Hazarfen Ahmet Çelebi'dir. Unutma Hazarfen havaalanı oradan gelir. Bu Lagar Hasan Çelebi diyor ki kardeşim Hazarfen Ahmet Çelebi uçtu. E uçtuysa ben de uçmam lazım. Benim ne eksim var ya ben de uçmam lazım diyecek. Ve bu adam farklı stilde uçmak istiyor. Denizin kenarına gider, sırtına roketi bağlar ve roketin fitilini ateşliyor. Arkadaşlar roketin fitilini ateşledikten sonra uçuyor. Roketle, füzeyle uçan ilk kişi kimdir? La Hasan Çelebi'dir. Pikoçan ne oldu? Onun çıkışı var da inişi var. Tabii onu hesapladı da ne yapıyor? Denizin dibinde uçtuğu için dönüşü hop cumburlop denize. Yani ölmüyor arkadaşlar merak etmeyin. 1. Ahmet'le devam ediyoruz. Ekber ve Erşet sistemini getiren padişah 1. Ahmet'tir. Kendisi kafes usulü yetişmiştir. Bunun üzerine kafes usulünün bir haltı yaramadığını, deneyim ve tecrübe elde edemediğini söylüyor ve kafes sistemini kaldırıp yerine Ekber ve Erşet sistemini getirmiştir. Nedir hocam Ekber ve erşe sistemi? Ekber büyük demek. Ezanlarda okunuyor biliyorsunuz. Allahu ekber, Allahu ekber diye. Ekber büyük demek. Erşat Reşittir. Kelime kökü Reşe'de. Reşit. Olgun demek. E o zaman kardeşler arasında en büyük ve olgun, aklı başında olan kişi başa geçecek. Ekber ve Eşe sistemi veraset sisteminde kesinlik sağlanmıştır. Bunu unutmayın. Yani 5 tane kardeş var. Bu 5 kardeşten hangisi büyük? Bu. O zaman akıllı mı akıllı, büyük mü büyük? Tamam. Sen geçeceksin kardeşim. Tah Azalmıştır diyeceksiniz dikkat Köprülere bakıyoruz Köprülü Mehmet Paşa Şartlı şekilde sadrazamlığa Gelen ilk kişidir ne alaka Şimdi bakın Osmanlı tarihinde sık sık padişah değişikliği Sık sık sadrazam değişikliği yaşanıyor Evet nerede bir isyan çıktı Bunun faturası sadrazama kesiliyor Sadrazamanın kendileri bir bir gidiyor Bunun üzerine kimse sadrazam Olmak istemeyecek Arkadaşlar Osmanlı Soylu ailelerin kapısı çalıyor, kapısını çalıyor. Tek tek tek. Sadrazam olmak ister misin? Ne diyor insanlar? Aman 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 aman. Pu pu Allah kahretmesin. Aman pı pı pı. Aman aman aman. Ben sadrazam olmak istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum kardeşim. Ben canımı sokakta bulmadım. Ölmek istemiyorum diyor. Adam kellesini tutuyor. Bunun üzerine en son köprülü Mehmet Paşa'nın kapısı çalınıyor. Diyorlar ki devlete sadrazam olmak ister misin? Köprülü Mehmet Paşa diyor ki Olurum ama bir şartla. Nedir o şartın? Ülkede bir isyan çıkarsa, bir sorun çıkarsa beni dinlemeden, beni yargılamadan asla öldürmeyeceksiniz. Tamam ulan diyorlar. Seni dinlemeden öldürmeyeceğiz. 2. Çalışma arkadaşlarımı ben belirleyeceğim. Tamam ulan diyorlar. Yeter ki sadrazam ol. Bunun üzerine şartlı şekilde sadrazamlığa gelen sülale köprüler sülalestir, köprülüme paşadır. Unutmayın. Mersifoğlu Kara Paşa ikinci viyala kuşatmasını yapmış ve başarısı olmuştur. Ve 4. Mehmet tarafından Sultan Sultanahmet Meydanı'nda idam edilmiştir. Köprü Fazıl Ahmet Paşa Girit Fatih olarak bilinir. Kendisi 25 aradan sonra Girit'i fethediyor. Köprüler Osmanlı Devleti'ne duraklama dönemi içerisinde yükselme dönemini yaşatmışlardır. Gerçekten Köprüler Sülalesi Osmanlı'yı biraz olsun şahlandırmıştır. Duraklama dönemi bilim, kültür ve sanat gelişmelere bakalım. Sedefkar Mehmet Ağa Sultanahmet Camisi'nin mimarıdır. Evet Avrupalılar tarafından bilinen Blue Mosque yani Mavi Cami olarak geçen Sultanahmet Camisi'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'dır unutma. Utri dönemin en önemli bestekarıdır arkadaşlarım. Bugün 100 liranın arkasındaki şahıs Utri'dir. Naima Osmanlı tarihinin ilk resmi tarihsidir. Evet Osmanlı ilk resmi tarihsi Naima'dır. Nefi 4. Murat'a şiirler yazan, onu iğneleyici şiirler yazan bir şairdir. Meşhur eseri var. Sihamı Kaza adlı eseri var. Hatta arkadaşlar Nefi 4. Murat'ı hem de hiç olmayacak bir padişahı e, iğneleyici şiirler yazıyor. Altta hatta laf geçiriyor 4. Murat'a. Tabi 4. Murat dediğimiz kişi çok heybetli, kudretli, düşmana korku, dosta güven veren bir kişi. Hatta arkadaşlar öyle heybetli bir padişah ki Murat savaş yapmadığı zamanlarda gücünü toparlamak için boğayla güreşiyormuş. Boğaz zamanlarında boğayla güreşiyormuş. Bir oturuşta yemeğe bir oturuşta bir öküzün arka bacağını yiyormuş yani. o derece. İştahı da açık, iri yarı, kudretli, güçlü. Bu adam Nasıl bir adam gözünü canlandırın artık. Hatta savaşta kılıç değil bu adam güz kullanıyor. Gürz. Yani demirden top var. O topu zincire bağlamışlar. Adam topu sallıyor böyle savaşta. 60 kilo top sallıyor ya. Ya bugün bir un çuvalı devasa un çuvalı 50 kilo sen düşün. Ya bugün un çuvalı kaldırırken sen ne yapıyorsun? Zorlanıyorsun. Adam 60 kiloyu tesbih gibi sallıyor. Tesbih. Tabi. Böyle bir padişah nefi ne yapıyor? Alttan alttan iğnelerek laf sokuyor. Doğru uyarır. Bak oğlum yanlış yapıyorsun. Dikkat et yazdıklarına. Tabii nefi dinlemiyor. Laf geçirmeye devam. Bunun üzerine nefiyi tutuklattıracak ve kafasını koparttırıyor arkadaşlar. Hazar Fan Ahmet Çelebi'yi daha söylemiştik. İlk uçan kişi. Lagar Hasan Çelebi. Roketle uçan ilk kişiyi daha söylemiştik. Evliya Çelebi. Dönemin en ünlü Türk gezgenidir. Yani en ünlü seyyahtır bu kişi. En ünlü seyyah. Evliya Çelebi gezik gördüğü yerleri arkadaşlar eserine yazıyor. Nedir bu eseri? Seyahatname. Bakın Seyahatname Evliya Çelebi'nin eseridir. Unutma. Katip Çelebi Ösmen'in sevgilisidir. Lütfen not al oraya. Ösmen'in sevgilisi Katip Çelebi'dir. KPSS'ye kalsede onu sorar. Her zaman sorar, yine sorar, yine sorar. Cihan Nüma, Keşfü'z-Zunun eseri var. Tekrar soruyorum. Cihan Nüma ve Keşfü'z-Zunun kime aittir? Katip Çelebi'ye aittir. 4. Murat Katip Çelebi'ye ve Koçube'ye rapor hazırlatmıştı unutma. E böylece değerli arkadaşlar sizlerle beraber duraklama dönemini ele almış olduk. Videolarımızı Instagram hesaplarınızdan bizi etiketleyerek paylaşırsanız çok seviniriz. Yine WhatsApp aracılığıyla arkadaşlarınıza tanıtır, önerirseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.